Satranç diyen herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bayram sebebiyle Hatay'ın şu an köylerindeyim. Bugün Antakya'dayım. Antakya'ya daha yakın bir yerdeyim. Bu süre zarfında video çok fazla yani görüntülü şekilde atamayabilirim. Çünkü inanılmaz sıcak Hatay gerçekten ve bilgisayar yanıyor. Bu arada benim baba tarafım Hataylı. Anne tarafım da Ordu Giresunlu. Akdeniz Karadeniz arası. Bir taraf ot seviyor. Bir taraf daha böyle etsel yemekleri seviyor. Bir taraf daha böyle bitkisel yemekleri seviyor. Öyle ben de ortaya karışık bir şekilde hayata devam ediyorum. Evet, bugün yürüyüp Balaşov'la Aleksandar Belyarski arasında bir maçı inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyunumuz Kiev'de 1986 yılında oynanmış. Oyunu beğeneceğinizi düşünüyorum. D4, D5, C4, E6, at F3, at F6 ve G3 hamleri oynanmış. Kabul edilmeyen vezir gambiti deniyor. Açılışların isimlerini olabildiğince koymaya çalışacağım. D çarpı C4 alınmış siyahlar tarafından. Fil G2 ve şimdi B5 oynanmış. Bu çok önemli bir fikir. Özellikle vezir gambiti mutlaka bilmesi gerekiyor. C4 piyonu aldıktan sonra siyahlar burayı korumaya çalışıyor. Beyazlar da piyonu verdi belki ama görmüş olduğunuz gibi merkezde iki tane piyonu varken rakibinde bir piyon oldu ve bunu avantaja çevirmek adına hızlı bir şekilde saldırı deneyebilir. Beyazın en önemli bir tanesi A4 sürüşü ki oyunumuzda A4 hamlesi yapılmış. Şöyle biraz sesi arttıralım. Siyah C6 oynuyor. A çarpı B5. C çarpı B5 ve AT5. Bu A4 hamlesi de mutlaka zaten biliyor olmanız lazım. Çünkü buradaki piyon yapısına saldırmazsanız hızlı bir şekilde siyahlar bakın saldırmazsanız siyah böyle gelecek. Fil B'de A6 koyacak. At D'de at B6 koyacak. At A4 at D5 koyabilir. Yani burada siyahlar ne kadar güçlenirse beyaz adına o kadar sonradan parçalaması zor oluyor. A çarpı B5, C çarpı B5 ve AT5. Bu hamle de oldukça kritik. A8'e iki kale saldıran beyaz da ek olarak C6 ve D7 kalelerini de E5'teki atla koyuyor. Tabii ki bu çaprazı kapatan zorunlu hamle. At D5. Şimdi beyazlar buradaki ata baskı yaptırmak adına at C3 oynamış. Ve siyahlardan da fil B4 tercih geliyor. Bu da önemli bir hamle. Sebebi de şu. Zaten at C3 alınamıyor. A8 2 kale boşta olduğu için. Burada siyahın amacı şu C3'teki attan kurtulmak. Çünkü bu at arkadaşlar bakın açmaz konumu olmasaydı at B5 alacaktı. Mesela A6 oynayamıyoruz. At çarpı B5 oluyor beyazlar. Kale arkada açmaz da ya. Yani bu piyonu korumak da. Bunu sürersek de sevgili dostlar. C4 piyonu çok zayıf kalıyor. Mesela bu at E4'e ya da B5'e gitsin. C4'ü kim koruyacak? E5'teki at C4'ü alıyor ki bu piyonlardan bir tanesi düştüğü anda siyahın bu aşışı oynamasının anlamı kalmayacak. Çünkü zaten piyon önde olduğu için bu şekilde merkezi vermeyi kabul etti. Yoksa niye o zaman bu konuma gelelim? Fil B4 oynanmış. Kısa rok. At B5 hamlesinden çekinen siyahlar fil çarpı C5 vurmuş. Ve beyazlardan ilginç bir hamle geliyor sevgili arkadaşlar. Videoyu durdurdum ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalıştım. Arkadaşlar Balaşov burada E4 oynuyor. Gerçi biraz önce ok falan çıktı spoilerinize ama. Şimdi E4'ün de mantığı şu. Eğer B çarpı C3 alsa beyazlar at çarpı C3 vezire saldırı var. Vezir herhangi bir yere gittiği anda bu at geri gidecek arkadaşlar D5 karesine. Ne olacak? 3 tane piyona karşı bu tarafta 0 piyon. Hiç piyon yok ve bu piyonlar cidden korkutucu. Her ne kadar beyaz aktif olsa da korkutuculuk olarak en ufak bir hatada siyahın sürekli bu piyonu sürme tehdidi olacak. Bunlarla uğraşmamak adına burada arkadaşlar E4 oynamış. Siyahlar zorla sen bu piyonlarla uğraşacaksın canım kardeşim benim diyor ve fil çarpı B2 vuruyor. Buradaki fikir de şu. Eğer atı kaçarsam diyor BC3'ten sonra buradaki piyon yapısı çok güçlü olacak ve benim piyonlarım şu an sürülemiyor. Evet A piyonu geçer ama diğer piyonlardan yardım alamıyorum diyor ve beyazın merkezi çok kuvvetli. Bunu istemediği için ve C3'teki piyonla kendi piyonların önünü kesilmesini istemediği için fil çarpı B2 vurmuş. Fil çarpı B2 sevgili arkadaşlar. Bu tarz bir devam yoluna bakalım. Fil çarpı B2, fil çarpı B2 aldığımızı düşünelim. Arkadaşlar siyah yine mesela at F6 kaçsın. Yine 3 piyona karşı 0 piyon koruma oluşacaktı. Yani yine aslında siyahın istediği bir koruma oluşacaktı. Bu sebeple arkadaşlar fil çarpı B2'ye aslında bunu size sormak lazım da beyazlar isteyen durup düşünebilir hala. E çarpı D5 almış sevgili dostlar. Herkese Hatay'dan selamlar. Fikir ne arkadaşlar? Beyaz diyor ki siyah henüz gelişimi tamamlamadı. Ve ben burada fili almakla vakit kaybedersem, bakın fili almakla vakit kaybedersem hızlı bir şekilde savunmaya gelecek. Bunu istemiyorum diyor. E5 alıyorum diyor. Kaleyi veriyorum diyor. Fil çarpı A1. Burada kesinlikle herkes videoyu durdursun ve bunu gören kişi gerçekten tebrik ediyorum. Sizce beyazlar bu konuyu örmüş olabilir. Arkadaşlar Balaşov burada fil A3 oynuyor. Çok çok önemli kritik bir hamle. Fikir bu şahın merkezde kalması. Eğer siyahlar şah güvenliği sağlayabilirse sürekli üzerine duruyorum ve durmaya devam edeceğim. Buradaki oyun sonu avantajı çok çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla beyazlar boşu boşuna kale vermiş olmak adına kesinlikle siyah şahı merkeze tutmaya çalışıyor. Arkadaşlar fil A3 hamlesi bu sefer siyahtan çok güzel bir hamle. İsteyenler durdurabilirler. A5 oynamış siyahlar. Fikir ne? B4 oynamak. Bu fili tamamıyla kendi köyüne geri döndürmek. Hadi fil köyüne diyor siyahlar. Çünkü bekleme hamlesi yaparsak örnek vereyim. Siyah B4 oynayacak. Bakın akın akın geliyor siyahlar.
Ve buradaki bir yana uğraşmak gerçekten büyük bir dert. Arkadaşlar ABŞ hamlesine burada beyazlar saldırıyı güçlendirebilmek adına büyük komutanın veziri hemen oyuna sokuyor. Vezir G4 ünlem. Fikir G7'ye saldırmak. Siyah B4 oynayarak bu filoyu kasıyor. Kesiyor ama beyazlar vezir çarpı G7 ile buradaki file ilgilenmiyorum. Benim hedefim E8 karesindeki şah diyor. Kale F8. Şimdi kale çarpı A1 ve siyahlardan çok güzel bir savunma hamlesi. Videoyu durdurun ve siyahın yaptığı hamleyi bulabilecek misiniz? Evet arkadaşlar, bayram zamanı kim ne yapar ne eder nasıl yorumlar diye düşünmeden herkes en az 5 adet mekik çekmek zorunda bu hamleyi bulamayanlar. Kimsenin de bulduğunu düşünmüyorum. Kale E6 ünlem. Arkadaşlar bakın A8'deki kale hem bu çaprazdan açmaza gidiyordu. D çarpı E6 sonrası problem oluyordu. Mesela bakın burada herhangi bir hamle yapın. D çarpı E6 hamleleri var. Sonra F7'ye kadar gidiyor bu piyon, aynı zamanda kaleye saldırıyor. Hem de arkadaşlar mesela bir bekleme hamlesi yapalım. Nasıl yapalım? Mesela örnek veriyorum. Bir bekleme hamlesi yapalım. Şöyle piyonlara falan bekleme hamlesi yapalım. Bu sefer de arkadaşlar F4 gibi hamleler var. Yani bu kale A hattından da açmazdı. İki taraftan açmazdı. Kale A6 hamlesiyle birlikte arkadaşlar oyunumuzda kale A6 oynanmış. Kale A6 ile birlikte hem bu çapraz açmazdı hem de bu A hattından kaçtı ve bu kale aynı zamanda 6. cetayla defansa katılacak. Arkadaşlar beyazlar fil C1 oynamış. Çok önemli bir fikir. Bu fil burada görevi bittiği için C1'den oyuna giriyor. Arkadaşlar E çarpı D5. Şimdi flash 6. Verm atı. Ve siyahlar 6. adayın kalesiyle buradaki fili artık vuruyor. Çünkü siyah kaleli kontrol fil çok çok değerli. Kale çarpı H6. Vezir çarpı H6. Ve fil E6 koyuyor. Arkadaşlar burada lütfen daha önce durdurmadıysanız diye söylüyorum. Kesinlikle konumu düşünün. 20. hamledeyiz. Ve sizce beyazlar mı daha iyi, siyahlar mı? Siz hangi tarafı tercih ederdiniz ve neden tercih ederdiniz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sürekli konum analiz ve değerlendirme yorumları yapan insanların kesinlikle satrancının daha hızlı geliştiğini söylerim. Ben satrancımı bu şekilde geliştirdim. Düşün bakalım. Arkadaşlar bana sorarsanız bu konuda ben siyahları tercih ederim. Çünkü burada 3 tane piyon. Eğer mat olmazsak, hayatta görebilirsek çok çok değerli ama beyazı tercih edenler de haklı. Çünkü mesela bu konuyu bilgisayar analiz ettiğiniz zaman bilgisayar beyazın bir tık daha iyi olduğunu söyleyecektir. Çünkü burada bazı taktik fikirler oluşabilir. Ama ben insan satrancı olarak burada siyahın bu piyonların ciddi baskı yaptığını düşünüyorum. Beyaz yani arkadaşlar eğer kaleyi bir hamlesini gördüyse kendini tebrik ediyorum. 10 puan alabilirler. Ama kaleyi bir görmeden sadece beyaz değilseniz neye göre dediniz? Bunu da açıklamanız gerekir. Yani belli bir plan ortaya koymuş olmanız gerekir. Arkadaşlar kaleye birin şöyle bir esprisi var. Mesela kaleye bir hamlesine bir piyon hamlesi yapalım. Hani vize çıkmaya çalışıp. At F7 gibi muhteşem bir hamle var arkadaşlar. Bakın kale F7 alırsanız, kale F7 aldığınız anda burası kale E6'dan sonra parçalanıyor. Kale E6 işte kale E7, vezir H5, şah. Şah D7 gibi F8'e gidebilir. İstersen F8'e bakalım. Şimdi vezir G5 gibi hamleler var. Arkadaşlar varyant çeşitleniyor. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle siyahlar bir şey yapamıyor. Mesela piyon sürmeye çalışsın siyahlar. Burada vezir çıkmaya çalışsın piyon sürerek. Beyazın kalesi ve vezir çok çok kuvvetli. Burada kale F6 şahlar var. Şah E8 gibi bir hamleye imza atarsanız bakın fil, kale ve vezirin ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Vezir G8 şah. Vezir de 5 şah. Ve arkadaşlar bu fil de oyuna giriyor. Beyazın ciddi şekilde mat atağı oluşuyor. Tek tek oraları ayrıntılı analiz etmeyeyim ama siz kendinize düşünürseniz bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani burada ciddi zayıflar oluyor. At F7 fedasını da eğer siz şahla almaya kalkarsanız bu sefer kale çarpı şey vezir çarpı E6 şah var. Şah nereye gidecek? Hatta vezir çarpı E6'dan daha ziyadesi önce vezir H7 şah çekelim. Böyle alalım. Şimdi bu şah F6'ya gitsin. Şimdi şah çekip şimdi vezir E6 alalım. Aradaki fark ne? Buradaki piyondan kurtulduk. Şimdi rakibimiz şahını G hattına geldiği zaman da bu sefer vezir G4 ve en son kale E5 oynayalım. Bu da çok önemli bir plan. Savunma piyonları ortadan kaldırdıktan sonra vezirle G hattından şahı son dikeye sıkıştırıp kaleyle mat saldırısına gelmek çok önemli bir saldırı fikri var. Bu fikri de göstermiş olalım. Yani kısaca kale 1 at F7 fikri çok çok önemli. Arkadaşlar oyunumuzda kale 1'e vezir E'de oynamış siyahlar. Savunmaya getirmiş veziri. Beyazlar arkadaşlar burada madem diyor sen taşını savunmaya getirdin ben de başka bir hamle imza atayım diyor. Videoyu durdurun ve beyazın yaptığını anlamaya çalışın. Arkadaşlar Balaşov at çarpı C4 vuruyor. 3 tane piyonum var ama benim de feda edecek taşlarım var diyor. D çarpı C4'e şimdi de 5 hamlesi geliyor. E hattından baskıyı tamamıyla arttırıyor. Beyazın kaybedecek hiçbir şey yok. Şah değildi ve bana göre konumdaki en iyi hamlelerden bir tanesi kesinlikle videoyu durdurun ve beyazın yaptığını bilmeye çalışın. Arkadaşlar bu hamleyi gördüyseniz hemen mutfağa gidip kendinize bir kahve ya da çay ödülü vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü beyazlar vezir E3 oynuyor. Oyununuzda bu tarz hamleleri görmeye başladığınız zaman kendi oyunlarınızda mutlaka satrancınızda ciddi ilerleme olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü vezir normalde bu kanattaydı ve bu kanatta şah vardı. Önemli zayıflar elde edilmişti. Ancak siyahlar
Taşını Bukan'da getirdi ve Şahını Vezir Kanı'nda diğer tarafa doğru götürüyor. Ama ne oldu? Bu sefer taşlar Şah Kanı'nda kaldığı için Vezir Kanı çok zayıf. Bir sürü kare zayıflığı var. Ve beyazlar tamamıyla stratejik bir değişimle H6 Vezir E3'e, oradan A7'ye çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir fikir. Vezir D6, Vezir A7 Şah. Vezir C7, D çarpı E6, F çarpı E6. Bakın bu sefer burası zayıfladı. Ve vezir adeta uzayda dans ediyor. Uzaya gidip geri geliyor. Videomuzun başta çıktı. Uzaydan geri gelen vezir harikalar yaratıyor. Vezir tekrar geri geliyor. Şah çekiyor vezir 4 şah. Ve artık bu sefer bu kanattaki zayıflığa odaklanmaya devam ediyor. Şah C8, kare çarpı E6, C3. Bu sefer de arkadaşlar bakın bu çaprazda görev yapan fil daha önemli bir çapraz olan H3 çaprazına doğru ilerliyor. Fikir bu şahı bu bölgeye doğru itmek arkadaşlar. Şah file 3 hamlesine siyahlar şah B'de oynamış. Vezir D5 şah. Şah A7 ve şimdi bir G2 gibi muhteşem bir hamle geliyor. Fikir vezir A8'den mat etmek. Buradaki matı engellemek için at 6 oynamak zorundasınız. Çünkü kale A8'i kontrol etmeli. Şimdi kale C6 git veziri buradan diyor. Vezirin gitmesi önemli çünkü vezir gittikten sonra B'de zayıflayacak ve bu vezirle birlikte B'den mat etme planları konuşulacak. Vezir B8, vezir 4 şah. Şah B'de, vezir B6, bir şah daha vezir artık içeri girdi. Şah A8, vezir A6 şah. Vezir A7'de, kale C8, muhteşem bir mat arkadaşlar. Her taraftan açmaz ve şahlar var. Ve Barasov, Belyarski'ye karşı çok şık bir galibiyet alıyor. Videoyu beğen tuşuna tıklamayın. Hepinize selamlar. Hatay yorumları varsa Instagram'da yazabilirler. Buradan da orada Giresun'a geçeceğim. Bir iki gün içerisinde. İnternet bulmakta sıkıntı yaşayabiliyorum uploadla alakalı. Telefonu da zaten çekmiyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.